Merhaba arkadaşlar. Konumuz Sam, Eni. Sam biraz, Eni hiç. Sam pozitif teklif cümlelerinde ve istek cümlelerinde, Eni olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. Teklif ve istek cümlelerimiz şunlardır arkadaşlar. Can I have some cake? Biraz kek alabilir miyim? May I have some milk? Biraz süt alabilir miyim? Do you want some apples? Biraz elma ister misin? Would you like some apples? Biraz elma ister misin? Do you want ve would you like aynı anlama gelmektedir. Some demiştik. Teklif, istek ve pozitif cümlelerde kullanılır. There is some sugar in the tea. Çayın içinde biraz şeker var. There are some apples in the fridge. Buzdolabında biraz elma var. I have some money every week. Her hafta biraz para alırım. I want some cake after dinner. Yemekten sonra biraz kek isterim. We have some coffee in the kitchen. Mutfakta biraz kahvemiz var. En iyi arkadaşlar, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Do you have any money? Hiç paran var mı? I don't have any money. Hiç param yok. There isn't any milk in the bottle. Şişede hiç süt yok. Is there any milk in the bottle? Şişede hiç süt var mı? I don't have any sister. Hiç kız kardeşim yok. We don't want any money. Biz hiç para istemiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en iyi olumsuz cümlelerde ve sorularda kullandım. Some'ı pozitif cümlelerde, teklif ve istek cümlelerinde kullandım. Bu arada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. There is tekillerde, sayılanlarda, tekillerde ve sayılamayan nesnelerde kullanılır. There are sayılanların çoğullarında kullanılır arkadaşlar. Are varsa mutlaka burada çoğul eki vardır. Apples'da olduğu gibi. Burada S takısı eklenmiş. A few. A few birkaç demektir arkadaşlar. Az ama yeterli miktarda, gördüğünüz gibi sepetin içinde birkaç tane elma var. There are a few apples. Birkaç tane elma var. There are a few students. Birkaç tane öğrenci var. There are a few cars. Birkaç tane araba var. I have a few friends. Birkaç tane arkadaşım var. Burada yine there are varsa, a few varsa are yardımcı fiili, yani aynı zamanda çoğul ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü are varsa mutlaka o çoğuldur. A few de birkaç tane olduğu için there are ve çoğul eki birlikte bulunmalıdır. A little sayılamayanlar için az demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şişenin içinde az süt var. There is a little milk in the fridge. Buzdolabında az süt var. I have a little money. Az param var. She has a little time. Onun az zamanı var. I want a little sugar. Az şeker istiyorum. There is a little water. Az süt var, su var. I like a little butter on my bread. Ekmeğimin üzerine biraz tereyağı isterim. Az tereyağı isterim, pardon. I like a little butter on my bread. Ekmeğimin üzerine az tereyağı isterim. A lot of çok demektir arkadaşlar. There are a lot of apples. Gördüğünüz gibi sepetin içinde çok elma var. Ve şişenin içinde çok süt var. Hem sayılanlar için hem sayılamayanlar için kullanıyoruz. There are a lot of apples. Çok elmalar var. There is a lot of milk. Çok süt var. There are a lot of cars. Çok arabalar var. There is a lot of money. Çok para var. There is a lot of meat. Çok et var. Yine aynı şekilde there is sayılamayanlar için ve sayılanların tekillerinde, there are sayılabilenlerin çoğullarında kullanılır arkadaşlar. E ve ene gelince, a car derken
Ağzımdan ilk çıkan harf kar sözcüğünde k, yani sessiz bir harftir. O nedenle e kullanıyorum. A boy derken b ilk çıkan harf ağzımızdan b sesidir ve sessiz olduğu için e kullanıyoruz. Yine aynı şekilde a pencil derken p sesi çıkıyor ağzımızdan. Dolayısıyla bu da sessiz bir harf olduğu için e kullanırız arkadaşlar. An apple. Apple derken ağzımdan ilk çıkan harf e. Apple. E. Yani sesli bir harftir. Bu nedenle en kullanırız. An eraser. Sesli eraser derken i harfi. An hour. Bu şekilde yazılmasına rağmen ağzımızdan ağır olarak çıkar. An hour. Hour demiyoruz. Dolayısıyla ağır derken ilk ağzından çıkan harf A sesidir. Sesli bir harf olduğu için de an kullanıyoruz. Aynı şekilde an F1 driver. F dediğim için arkadaşlar sesli olduğu için F derken ağzımdan